bizi de çok mutlu etmiyor. Hastalarımızı mağdur etmek bizi çok üzüyor ama yine dediğim gibi bizi mecbur bırakıyorlar. Bugün sabah şunu düşündüm. Haklarımı aramadığım bir dünya istiyorum. Haklarımın bana güzel bir şekilde verildiği ve gerçekten aramak için uğraşmadığım bir dünya istiyorum. Umarım bu dünyaya güzel bir şekilde kavuşuruz. Hepimiz kavuşuruz. Yani sadece bizim için değil, tüm dünya için istiyorum bunu. Sadece doktorlar için değil, tüm sağlık, tüm çalışanlar için, tüm dünya için istiyorum bunu. Şimdi yine ben şeyi okuyacağım. Takır Adası'nın basın açıklamasını okuyacağım. Bundan önce COVID ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. COVID dönemi resmen 3. Dünya Savaşı gibi bir şeydi. Ve biz canla başla çalıştık. Hiç sesimizi çıkarmadan çalıştık. Ama bunun karşılığını alamadık. Çok üzülüyoruz gerçekten. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Emeğimiz, haklarımız, sağlığımız ve geleceğimiz için 14-15 Mart'ta görevdeyiz. Bugün 14 Mart Türk Bayramı. Ancak bugünü bayram tadına geçirmemiz gerekirken ne yazık ki yine görevdeyiz. Ve yine haklarımız için mücadele ediyoruz. Toplum sağlığını korumak bir yana, daha da riske atan bu sağlık sisteminin yükleri ne bizim emeğimizi ne de toplumun sağlığını kusamaktadır. Ancak iş, özel sağlık işletmeleri ve zenginleri korumaya gelince hiçbirisini tanımamaktadır. Salgın döneminde dahil bu anlayıştan vazgeçmemişlerdir. Yüz binlerce insanımız, yüzlerce hekim, sağlık çalışanı yaşamını yitirirken onlar sağlık sisteminin şehir hastanelerinin güzellemeleriyle günlerine gün geçirmiş, bunca emek ve fedakarlığımıza rağmen bir de bizlere gidiyorlarsa gitsinler demişlerdir. Öncelikle ve bir kez daha vurgulamak isteriz. Salgının en zor günlerinde bilimsel olmayan salgın yöntemimize rağmen biz tüm fedakarlığımızla buradaydık. Önceden de olduğu gibi yarın da burada olacağız. Beyaz virüs, beyaz forum, beyaz nöbetlerle acil taleplerimizin karşılanmasını, sesimize kulak verilmesini defalarca istedik. Bilmenizi isteriz ki siz emeğinizi bizlere görmezden gelmeye devam ettikçe bizler de tüm haklarımızla sizin karşınızda durmaya, emeğimize, geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Aralık'ta 8 Şubat'taki beyaz görevlerle aile sağlık merkezlerinde, üniversite hastanelerinde, Türkiye'nin dört bir yanında tüm sağlık kuruluşlarında emeğimize sahip çıkacağımızı gösterdik. Ekim ayından beri söylediğiniz emek bizim, söz bizim. Bizi duymazdan görmezden gelip yok sayanlara, sesimize kulak tıkayanlara, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımıza istihdam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz diyerek bizi değersizleştirenlere karşı emeğimize, mesleğimize, geleceğimize hep birlikte bir kez daha sahip çıkmak için artık görev zamanıdır. Biliyoruz sorunlarımızın çözümü ancak kendi mücadelemizde olacaktır. İşte bu nedenle emeğimiz için, haklarımız için, sağlığımız için, acil taleplerimizin karşılanması için 14-15 Mart 2022 Pazartesi ve Salı günleri bütün Türkiye, bütün sağlık kurumlarında görevdeyiz. Bizleri mutsuz, hastaları mağdur eden, sağlığı ticarete, hastaları müşteriye, hastaneleri ticarethaneye dönüştüren sağlık anlayışı iflas etmiştir. Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma koşullarının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Emeğimizin karşılığını almadan her geçen gün mutsuzluğa sürüklenirken tüm bu yaşadıklarımızın sorumlusunun yıllardır uygulanan yanlış politikaların olduğunu biliyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız bu çalışma koşullarına sağlık alanında yaşanan şiddete artık tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Oyalama istemiyoruz. Daha fazlasını değil, yalnızca hakkımız olanı istiyoruz. Şiddetli olmadığı, malpraktis baskısı altında ezilmediğimiz insanca yaşama koşulları emekliğimize yansıyacak insanca ücret istiyoruz. Halkın sağlığı için en az 20 dakika muayene süresi ayırabildiğimiz, hastaların aylarca randevu sırası beklemediği nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin onurlu mensupları olarak hakkımızın gasp edilmesine, kötü çalışma koşullarına, sefalet ücretlerine karşı sağlıklı bir gelecek
kapitalizm diyerek mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu haklı ve onurlu mücadelemizde bütün hastalarımızın, toplumun desteğini bekliyor, sağlığımıza birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz. Teşekkürler. Arkadaşlar, bir şey daha söylemek istiyorum. Hani işte gidiyorlarsa gitsinler, gemilere gelin. Zaten gemileri TUS'a çalışmak yerine Almanya çalışıp gitmek istiyor. Yenileri burada kalmak istiyor. Giden de bir daha gelme gibi niyeti yok. Öyle bir mantık yok zaten. Yani burası da kimsenin tapulu malı değil. En sonunda giderlerse gitsinler diye bir kavram olamaz bence. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Bu hava koşullarında sesimizi duyurmak amaçlı buraya geldiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Bizler de bir basın duyurusu yapmak istiyoruz. Tabii sen ekipçin olarak. Ülkemizde sağlık alanında birçok altyapı ve sağlık teknoloji yatırımı yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada ise nitelikli hekimlerimiz ve iyi bir altyapımız olmasına rağmen sistem verimsiz çalışıyordu. Nasıl ki adaletin ve kanunların olmadığı yerlerde adliye binaları işe yaramaz ise biz hekimlerin olmadığı yerlerde de koskoca binalar hiçbir işe yaramayacaktı. O binaları anlamlı kılan içindeki hekimlerin mesleki becerileri ve özveri çalışmalarıdır. Hem hizmet veren hekimler hem de hizmet alan vatandaşlarımız mutsuz. Özellikle kronik hastalığı olan ileri tetkik tedavi ve araştırma gerektiren hastalar ile gerçek acil hastalar sistem tarafından mağdur ediliyor. Biz hekimler bu sıkıntıları yıllardır çekiyoruz. Ama artık iş tıkanma ve tükenme noktasına geldi. Hekimleri mutsuz, güvensiz ve isteksiz olan bir toplumun kendisi de mutsuz olur. Sağlık sistemindeki sorunların çözümü, hekimlerin üzerindeki ekonomik, hukuki, sosyal baskıların kaldırılması ile ancak mümkün olacaktır. Bu, herkesin kazanacağı bir reçetedir. Gerçek olan şu ki, gençliğimizi feda etmiş hekimler olarak bizlerin emeğinin karşılığını hiçbir ücret veya ömür ile ödenmeyecek olmasıdır. Hekimlerin üzerindeki baskıların kalkması da defansif tıbbın azalmasına, bu da sağlıktaki israfın son bulmasına yol açacaktır ve sonuç itibariyle devletimiz de kazanacaktır. Hekimlerin üzerindeki baskıların kalkması, vatandaşların nitelikli sağlık hizmeti almasına yol açacak ve milletimiz kazanacaktır. Sağlık, hastaların istek ve arzularına göre kurgulanan sağlık politikalarının tabip merkezli bir anlayışla bilimsel dayanaklara göre yeniden dönüştürülmesi artık bir zorunluluktur. Hekimler olarak talebimiz nettir. Güven ve huzur içerisinde mesleğimizi icra edecek, insan konumuna yarışır bir şekilde yaşayacak koşulların sağlanmasıdır. Hakkımızı aramak adına bizler için çok önemli bir gün olan 14 Mart Tıbbiler Günü'nü kutlamayıp özlük haklarımızın kaybı, bir türlü çözüme kavuşmayan şiddet ve malpraktis olayları ve daha bekleyen dağ gibi sorunlarımız nedeniyle acil ve benzeri istisna hizmetler harici 3 gün boyunca iş bırakıyoruz. Görmek istemeyen gözler görsün, işitmek istemeyen kulaklar işitsin, fark etmek istemeyen zihinler kavrasın ve uyuyan kalpler, vicdanlar uyansın diye. Feryadımız gerçek bayramlara çağrı olsun diye. Eylemimize katılan, destek veren, gönülden bize hak veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun.